sanatın ayrı bir yerde konumlandırılması fikrine karşı olan bir insandım. Bence hayatın kendisi tamamen sanat. O kurgusu tamamen sanat. İnsanlar sergilere geliyorlar, izleyiciler var. Evet, bakıyorlar, yağlı boyalar, işte akrilik, sanat tarihindeki nesneler. Bunları izledikleri zaman kendilerinden sıcak bir bağ kuramadıklarını fark ettim. Ve dedim ki, bu noktada onların bildiği, tanıdık nesnelerle tekrar sanat eseri yapabilir miyim? Kendime sorun edindiğim, sanatın çok böyle yüceleştirilmesi, başka bir yere konulması, insanların temas edemediği bir noktaya çekilmesi, anlaşılmaz olması gibi durumlar zaten canımı sıkıyordu. Ve dedim ki, evet, bazı nesnelerle ya da tanındık olan nesneler aslında bir sanat eseri olduğunda oradaki sıcak temasın sanatın asıl yapmak istediği şeye hizmet ettiğini gördüm. Kot kumaşları, atılmış kot pantolonları benim için sadece bir malzemeydi. Aynı işte yağlı boya gibiydi ya da akrilik gibi ya da herhangi işte sulu boya gibiydi. Ama tabii bu kumaşı keşfetmeye başladıkça, bunun derinliğini anladıkça inanılmaz bir kumaş olduğunu fark ettim. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, bu kumaşı insanlar biliyor. Bu kumaşı insanlar tanıyor. Bu kumaşı insanlar giyiyor. Ve bu derinliği öyle bir derinlik ki, yani çok aslında bilindik, tanındık bir malzemenin sanat eserine dönüşmesi onlardaki sıcak teması daha fazla etkin hale getirdi. Yani bu aslında bu bilinçli bir seçim değildi. Ama süreç aslında bunun ne kadar doğru bir süreç olduğunu bana gösterdi. Denimi giydiğiniz zaman sizin ne olduğunuza ilk etapta bakılmıyor. Yani bir gösterge değil. Kafanızda nötrlüyorsunuz. Yani bu kişinin hangi dine mensup olduğu, hangi cumhuriyetten olduğu, zengin mi, fakir mi olduğu ya da işte eğitim durumu. Bunların hepsini nötrleyen, sıfırlayan bir yapısı var. Böyle bir kumaş. Çok fazla değerlerin olduğunu görüyorsunuz ve aynı insan gibi. Her bir insan, her bir sokak, mekan, her yer aslında komplike bir sanat ürünü gibi geliyor. İşte bunu alıp da beyaz kübün içine koyup, işte küçük bir kesitini alıp ve uzun uzun metinlerle anlaşılmayan bir şeylerin sunulması ve buna sanat denilmesi fikri beni inanılmaz rahatsız ediyor. Aynı denimdeki gibi. Nasıl hayatın içinde sanat varsa, denim de hayatın içinde. Ve o yüzden ikisi benim için aynı düzeyde ve aynı hissiyatta gibi geliyor. İnsana, insanı anlatmanın en iyi yolunun insan olduğunu düşünüyorum. Size bakan portrelerdir ve sizinle göz teması kurar. Bütün hayat, iletişim, dünya o ilk göz temasına bakar.
denim eserime başladığım zaman kendi önceki denim pantolonlarımı kestim. Birkaç tane eser çıkarttım. Sonra ikinci el mağazalarına gidip biraz denim toparlamaya başladım. 50-100 tane kadar her eser için kot pantolona ihtiyaç duymaya başladım. Tabii böyle olunca yetişememeye başladım. Önemli firmaları teker teker aramaya başladım. Tabii öncelikle ben böyle bir sanat eseri yapıyorum. Elinizde bulunan, atık olan, defolu kot pantolonları bana gönderir misiniz dedim. Birçok firmadan geri dönüş aldım ve çok heyecanlı geri dönüşlerdi bunlar. Denim kumaşı, kot kumaşı. Dünyada Türkiye bu konuda birinci ve ikinci sırada. Pazar hakimiyeti aslında Türkiye'de. Denim üreticileri ve işte kesiciler, markalar dünyanın birçok yerinde farklı farklı fuarlara katılıyorlar. Hayalini kurduğum şey binlerce kişinin ziyaret edebildiği ve sanatla tanışabileceği, karşılaşacağı mekanlar arayışım vardı. Çünkü daha önce açtığım sergilerde izleyici kitlesinin çok az oluşu, sanatın bir şekilde temas edemediğini tekrar tekrar bana gösteren durumlardı. Bu tür fuarlarda en az 80 bin izleyiciye ulaşması bana orada sanatsal bir alan açabilmem için güzel bir ışık yaktı. Önceden hazırladığım portreyi oraya götürüyorum. Arkasında da daha önce çizimini yaptığım bir dizayn oluşturuyorum. Ve gittiğim her ülkenin motifleriyle kendi motiflerimizi, Türk motiflerini birleştirecek bir sentez oluşturuyorum. İşte büyük bir masanın ortasında bir eser var ama henüz bitmemiş. Sergiyi gelen, izleyen her izleyiciye şu an bir eser yapıyorum. Benimle birlikte sanat eseri yapmak ister misin? Sen de bu sanat eserine dahil olmak ister misin gibi sorularla nasıl sanat eseri yapılır noktasını onu çekmeye çalışıyorum. Böylelikle işte o dokunulmaz, temas edilemez sanat eserine dokunmaktan öte yapım süresinde o yapım sürecine şahit olmuş ve yapım sürecine dahil olmuş bir izleyici elde etmiş oluyoruz. Böylelikle sadece dokunmakla kalmıyor. Arkadaki motifleri benimle birlikte kesiyor, yapıştırıyor, taşlıyor, dikiyor ve en sonunda her bir katılımcının oluşturduğu büyük bir sanat eseri ortaya çıkıyor. Yalnız buradan hani bahsettiğimiz şey bir sanat eserinin bitmesi için yaklaşık 200'den fazla kişinin temas etmesi durumu oluşuyor. İşte birçok kişi, evet şu parçayı ben yaptım, buraya ben dahil oldum, burada benim de bir katkım var diyerek farklı farklı düşünceler kafasında çağrıştı. Zaten sanat hayatın ta kendisi, yaşayan bir süreç, yaşayan bir döngü ve bu ayrı bir şey değil. Sanat varoluş biçimi, insanlığın varoluş biçimi. Hani böyleyken siz bunu alıp başka bir yere paketleyip koyarsanız o zaman hayatın güzelleşmesine nasıl katkıda bulunabilirsiniz ki? Sanat böyle ayrı bir şey değil. Sanat biziz.